Günaydın teyze. Günaydın teyzeciğim. Acıktın mı? Tamam. Sen git güzelce yüzünü yıka, ben de kahvaltıyı hazırlayayım. Mi istiyorsun? Elinde imkan varken beni şikayet etmedin. Ben... Bunları konuşmak istemiyorum artık. Bankadan bildirim gelmiş. Hesabıma para göndermişsin. Ne demek bu böyle? Sustuğum için mi gönderdin parayı? Delilleri saklamamın bedeli mi bu? Sadakatimi mi satın alıyorsun? Öyle değil. Eğer Yusuf için kontrole gelirim... Beni satın alabileceğini mi zannediyorsun sen? Ben senin için değil, Yusuf için sustum. Bana rüşvet vermeye nasıl cüret edersin? Ben hiçbir şeyi para için yapmadım. Rüşvetle susturabileceğin kadar da onursuz biri değilim. Bu kadar aşağılamaya, beni ezip geçmeye ne hakkın var senin? Bin kere tartışmadık mı biz bu konuyla ilgili? Bildiğin halde hala aynı şeyleri yapıyorsun. Tamam, anladım. Çok haklısın kızmakta. Gelmem hataydı. Sen beni defalarca uyardın. Huzurunu kaçırmaya hakkım yoktu. Bundan sonra sen izin vermeden asla gelmeyeceğim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Tartışma için kusura bakmayın. Yusuf'un amcası yine habersiz ziyarete gelmiş. Ben söyledim ama bir daha olmayacak. Anladım. Müsaitseniz içeri girelim mi? Tabii. Buyurun. Buyurun.